Sağlıkla Yaşa YouTube kanalından herkese merhaba. Bugün sizlere yurt içinde geçici görevlerde yolluk hesaplama üzerine bilgiler vermeye çalışacağım. Bu videonun içeriğinde harcırak kanununa göre kimler yolluk alabilir, harcırak kanunu adı altında hangi tür ödemeler yapılabilir, ödenecek günlük tutarlar ne kadardır ve görev gündeliğinin verileceği azami süre ne kadardır gibi sorulara üzerine bilgiler vereceğiz. Öncelikle harcırak kanununa göre kimler geçici görev yolluğu alabilir sorusunun cevabı 14. maddede, harcırak kanununun 14. maddesinde açıklanmıştır. Bu 14. maddeye göre 1. Vazifenin ifası maksadıyla geçici bir göreve gönderilmesi, geçici olarak yurt içinde bir göreve gönderilmesi durumunda. 2. Yeni veya eski memuriyetiyle alakalı olarak kanuna tabi kurumlarca bir dava dolayısıyla başka bir yere gönderilmesi durumunda. 3. Vazifeye vekaleten başka bir yere gönderilmesi durumunda. 4. Açıktan vekaleten gönderilenlere ve 5. olarak da muvakkat kaza salahiyeti ile gönderilenlere bu ödemeler yapılabiliyor. Peki geçici görev yolluğunda ödenecek tutarlar ne kadardır? Bu durum bütçe kanununun H cedvelinde gösterilmiştir. Bu durumda ödemeler kişinin derecesine ve ek göstergesine göre değişiklik gösterebiliyor. Burada tabloyu ben yine biraz sonra size vereceğim. Fakat şu 3 kişiye, 3 noktaya belirtmek isterim ki aylık kadro derecesi 1 ve 4 olanlar 37.25, aylık kadro derecesi 5 ila 15 olanlar 36.25 ve ek göstergesi 3000 puanla 5800 puan arasında olanlara da 42.25 TL'lik bir ödeme yapılıyor. Geçici görev harcırağında hangi ödemeler alınabilir? Bunlar 1. Yol gideri, 2. Günlük, 3. Hamal gideri, 4. Taksi, 5. Uçakla seyahatlerde taksi artı havaş gideri, 6. olarak da konaklama gideri. Peki geçici görev günlerinin azami verileceği süre ne kadardır? Bu süre 1 yıllık süre baz alımında, yani 1 yıllık dönem zarfında aynı kişi, aynı iş ve aynı yerde olmak üzere bir yılda en fazla 180 gün gündelik ücret alabiliyor. Tabi bu 180 gün dendiği zaman 180 günün hepsi verilecek anlamda değil. Bu maksimum alınabilecek tutar. Tabi bunu yine kurumun veya çalışılan yere göre bu durum değişebiliyor. Ama maksimum olarak 180 gün veriliyor. Ve bu 180 günün de ilk ikiye bölünüyor. İlk 90 günü tam olarak veriliyor. Ücret tam olarak veriliyor. Sonraki ikinci 90 günü ise normal gündeliğin 3'te 2'si oranında veriliyor. Yani 3'te 1'i kesiliyor. 3'te 2'si personele ödeme olarak verilebiliyor. Bu bahsettiğim 1 yıllık sürenin başlangıç tarihi 1 Şubat, bitiş tarihi seyreden yılın 1 Şubat. Yani süre yılbaşından yılbaşına olarak değil de 1 Şubat'la 1 Şubat arasında olarak belirleniyor. Son olarak bir günden az olan görevlendirmelerde harcırak nasıl oluyor? Bunu şu şekilde hesaplamışlar. Sabah 8'den başlaması itibariyle öğle yemeğini geçirirseniz gündeliğin 1/3'ü, akşam yemeğini geçirirseniz 3'te 2'si, geceyi de geçirirseniz görev süresinde tamamı olarak verilebiliyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı bir video olmuştur. Video ile alakalı sorularınız varsa ya da herhangi bir konu üzerine, başka bir konu üzerine anlatım yapmamı istiyorsanız bunu videonun yorumlar kısmına yorum yaparak belirtirseniz ben de sizden gelen yorumları dikkate alacağımdan emin olabilirsiniz. Görüşmek üzere.